Arkadaşımız Mehmet Arif, Mehmet Arif Yüce'yi sahneye davet ediyorum. Ben işçi çocuğu Mevla Hanım, Demiryolu Atölyesi işçilerinden, Emekli Şükrü'nün oğluyum. Ekmekle doydu karnım, ekmekle avutuldum, ekmekle korkutuldum. Sen sofraya havyar da koysan, kuzu kızartması da önce ekmeğe var benim. Çilemin adı benim, ekmek kahvesi. Hiçbir şey istemedim şu dünyadan, ne para, ne köşk, ne de araba. Tükürmüşüm içine senin tapındığın o sıfatların. Satıyorsam emeği yok pahasına, ben iş çocuğum evladım. Benim davam başka dava. Teşekkürler. İşçiler tüm devletlerin mer kimliğidir. Söyleşi yapmak için arkadaşım Halil Can Yeşil'i ve söyleşinin onu konu Recep Sorkun'u sahneye davet ediyorum. Öncelikle arkadaşlarıma ve siz değerli katılımcılara çok teşekkür ederim. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım söyleşimize başlamadan önce biz sizi tanımak isteriz. Size Recep Sorkun kimdir? Megafonla konuşsak olur mu? Olur başkanım. Yani biraz ses sorunu var. Tabii başkanım buyurun. Biraz ses sorunu var bizde. Dolayısıyla yardım, teknolojiden yardım almış olacağız. Recep Sorkun 13-12-1962 tekstil edici bir babanın evladı olarak dünyaya geldi. İlkokulunu Hasan'ın ilkokulunda ortaokulu terk. Günümüzleri okuyup akşamları da dokuma sanayinde çırak, mısır, altı sonları işte naylon, maylon satarak yetişmiş bir babanın evladıyız. Tabii biraz spora olan ilgimizden dolayı biraz futbolculuk yönümüz vardı. Askerden önce Uşak Spor gibi bir yükseldiğimiz oldu. Oradan Serdar Spor 86 yılında da bizi Uşak Belediyesi'ne profesyonellikten döndürüp işçi olarak işe başlattı. Dağımızdan mı ne bileyim, o zaman da sendikacılık başladı. Sendikaya iyi olan olmayan, olan olmayan böyle bir süreçten geçtik. Sonra bir ekip oluşturuyoruz dedi de, hadi gel. 1991 yılında Yüksel Çakmur'un 1400 işçi yapma siyasetiyle bir anda kendimizi atmosferin içinde Belkavi'den başlayarak Polatlı'ya kadar ölüm yürüyüşü düzenledik. O ölüm yürüyüşünün de organize edenlerden biriydi. Ve hala o ekiple dostluklarımız, merhabalarımız devam ediyor. Bakanlık kurulu kararıyla da o 1400 işçiyi geri il ilçe belediyelerine devrimi sağlamış olduk. Dolayısıyla bir aday olduk. Yani uzun hikaye, yani seninle kazanıp biraz karnımızda hayrandım. Dolayısıyla bazen arkadaşlara da anlatıyorum ya biz nelerle çektik, siz hemen sendikaya yoldunuzdur. Günümüze geldik. 16-17 senedir de şu başkanlığı yapıyorum. Tabii hani derler ya, saçları biz boşuna dökmedik. Sesleri boşa girmedik yani. Onun için yani belli merhaleden atlattık. Bu sendikacılıktan sürgünde yemedik mi? Neler gördük neler ama hamdolsun alnımızı yere yedirmedik. Birçok arkadaşımızla şimdi içimizde bulunan toplu sözleşmelere girdik, çıktık. Yani ya başkanım yazıklar olsun, bize buna da mı yapacağım, kendimize dedirtmedik. Bu bizim için de bu övgü kaynağı. En önemlisi de bizim için bu.
ömürle gelip geçiyor ama makamlar kalıcı değil. Yaptığın eser baki derler ya, bizim de işte eserlerimiz, arkadaşlarımız. Bu salonda biz hiç hatırlamıyorum, hiç unutmuyorum. Müza turunu yapmıştık, şirket işçilerinle biz burada sendikaya kaydetmiştik. Yani bu salon nelere kaydırdı o zaman. Şimdi birçoğu sendikanın kıymetini bilmiyor, hazır bulduğu için ama sonuç itibariyle bu salonda burada olan arkadaşlarımız var içimizde. Dolayısıyla bu arkadaş gruplarının bu salonda anlamı da çoktu. Benim için de bir ayrı anlamı vardı. Yani o günden bugünümüze 6 yıl mı geçti? 5 yıl mı? 5 yıldır yine omuz omuza 3 kuruş işte 12,5-15 kuruş yapabiliriz. Biz kavgamız oluyor zaman zaman. Yani Recep Sorgun böyle emek ve yaşam mücadelesinin içinde yoğrulmuş bir abiniz diyeyim, bir kardeşimiz diyeyim, bir dostumuz diyeyim, ne dersiniz? Adını siz koyun yani. Adını siz belirleyin. Kadrolu arkadaşlarım da işte benim şefim de İlhan Bey, Taş Ocağı'nda sürgün bittiğinde şefim de, temizliğe sürgün bittiğinde gene şefim de yani. Senin kaçınlık üzere gittik ha, öyle başka bir suçumuz falan yoktu yani. Hatta onları yemek, araba şeyini servisine kaldıracağız dediler. Ben bir dakika dedim. Siz bize araba vermek zorundasınız. Araba veriyorsan ben yayan bir dergi veriyorum. Bunlara da dedik siz yerisiniz, sesini çıkarmayın. Yani bulmayan alelerden mi yerler? Biz Recep Sorgun olduk. Yani durup dururken kimse Recep Sorgun, Recep Sorgun olarak bilmedi ama Allah'a şükür yaptığımız her şeyin arkasındayız, arkasında durduk. Hani gökten falan gelmedik, bu sahanın içinden geldik. Dolayısıyla çocuklarımız da işte, bunlar bizim her ne kadar üyemiz olsa da biz şöyle aklettik bunları. Kimimiz abimiz, kimimiz kardeşimiz, kimimiz işte, kimi baba der, kimi anne der, kimi abi der, kimi amca der. Yani başkanların dışında bir aile ruhu yakalayabilir miyiz modundayız. Birçok arkadaşımla da bunu yakaladım kanaatindeyim. Çünkü yaşadığımız hayatta da bunu görüyoruz. Atakta tabii ki karşısına biz kendimizi siz sunun dediğiniz için sunma gereği dedik. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Recep Sorgun. Başkanım, ufak bir ses problemi yaşadık da. Ses, evet. Şimdi güzel. Başkanım, bildiğimiz gibi hizmet sendikası başkasınız. Bu hizmet iş sendikası nedir? Yani bize açıklayabilir misiniz? Hizmet iş, hak iş konfederasyonuna bağlı 23 sendikadan yerel hizmetler iş kolu dediğimiz hizmet sektörü dediğimiz işte temizliktir, kanaldır, efendim, asfalttır. Yani yerel bazda hizmet üreten arkadaş grupları bağladığı için hizmet iş oradan gelmiş esas. Tabi biz hizmetçi sendikası 1986'dan 87'den sonra şey oldu. 87 ile sadece bir sendika kalmıştı. Türk İş Belediyesi Sendikası, biz de ona uyulmaz durumda kalmıştık. Diske bağlı genel işte hizmeti sonradan kayyumla unutuldu, şey oldu. Yani bu noktada hizmet anlamı şu, yani hizmet sektörünün içinde olması hasabıyla hizmet iş konulmuş. Onu genel başkanıma da sordum, yani hizmet iş, ya bizim için iş konumuz bir yemekhaneydi, bir aşçılar gibi, bir bürokratik işte, nasıl diyelim, lokantacı veya büro işçisi gibi değil. Genel anlamda bizim işçimiz sağda. Yani uşağı pisliğini biz atarız. Temizliğini biz yaparız. Parkını biz yaparız. Yolunu biz yaparız. Bir şehir şehir oluyorsa bilin ki o hizmetin ehli işçi vardır. Onun için hizmet işlenmiş. Özel anlamda bu çünkü hak eden hizmet ehli işçi arkadaşlarımız. Kimse ben mezbada çalıştım. Cuma namazında insanlar benim yanıma geldiğinde burnumu kapadı. Temizliğe sürdüm, şefim diyor. Şefim benim arkadaşlarım karşıdan gidiyor.
okuyor çocuk. Ama o hizmet değil, o işçiler yapıyordu. Hizmet, hizmet yapıyorduk. Evet. Hizmet ehliydi biz. Onun için bizim iş konu hizmet ehli olduğu için hizmet iş sendikası adını almış. Dolayısıyla bu hizmet sendikasının gelmesinin nedeni de budur. Teşekkür ederim başkanım. Hizmetçi sendikası işçilere yönelik bir şey. Evet. Benim sorum size şöyle, işçi sizin için ne demek? Ne anlamı ifade ediyor? İşçi kendi bütçesini kendi ayarlayamıyor. Ama gecesini gündüzünün halkı, vatandaşı ve yaşadığı şehri güzelleştirmek için hatta ailesini bile terk eden kitleye ben işçi veriyorum. Benim karşılığı, bendeki karşılığı kendi maaşımı belirleyemem ama o şehri güzelleştirmek için gecesini, gündüzünü hatta eşini, çocuklarını bile terk eden kişidir benim yanımda işçi. Çünkü ben buraya suyum için diyemez işçi. Ben bu parkı sulamacım, çimini pişmeceğim diyemez bu işçi. Şimdi mesela karşıda Anadolu duruyor. Herkes sokaktaki hayvanlar kaçarsa da bizim arkadaşımız canlı başla gider köpeği yakalamaya çalışsın. Mesela kendi dağımı dıkanlığından kaçan vatandaş benim arkadaşım oraya girer, o dağımı temizlemek zorunda kalır. Benim gözümde işçi bu. O şehrin güzelleşmesini, kokusunu, pisliğini kaldıran, hatta araçları alt takımların eskimesin diye asfaltına atan kişiye 30 derece sıcaklık, 30 derecede güneşin asfaltın sıcaklığını, o sıcaklığı atan arkadaş işçi de benim. Beyin işçisi de var ama bizde hizmet ehli dediğimiz hizmet iş sendikasının temsil eden arkadaş grupları burada işçi. Gecenin saat 3'ünde -15 derecede su patlağını yapmaya gidiyor. Ben gitmeyeceğim diyemez. Sen sadece ararsın vatandaş olarak. Bizim sular niye kesin? İşte bizim çöpler niye almadı? Bizim kanal niye atmadı? İşte benim kanalım dıkandı. Efendim işte bu arkadaşlar niye gelmedi? Sadece posta olmasını bildi. Ama bu garip. Yatsızca yatağını görmemişti belki. Çünkü ben biliyorum arkadaşlarım. Ben de çalıştım. Saat gece 3.30'da -11 derecede su patladı. İlk de arkadaşlar işte yan üstte gibi, yan üstte gibi. Arkadaşlar suçu. Biz şunları gördük. Arkacı dediğimiz çöp arkasındaki arkadaşlar -8-11 derecede -10 dumanda ısındı. Benim için işçi bu demek. Lord kameralarına oturup ahkam kesmek değil. Benim yanımdaki işçi mi demek işte? Eksildim dumanında sınav yok ama. O yakalayabilirsen işçiliği anlayabilirsin. Yoksa onun adına karar vermekle işçiliği yakalayamazsın. Ben o sahadan geldiğim için bunları anlayabiliyorum. O sahadan geldiğim için o ruhu yakalayabiliyoruz. Tabi bana göre karşı taraf ne düşünüyor bilmiyorum ama sonuçta ben onlara sadece sendika başkanı olmuyorum. Bir abi oluyorum, bir yoldaş oluyorum. Gerekirse derdi ortağı arıyorum. Gerekirse kader arkadaş oluyorum. Yani benim gözümde işçi bu. Kısaca bunu teferruatlı çok anlatabiliriz ama sonuç itibariyle benim anlatabileceğim işçi kitlesi bu. Sonuçta bu katma değer üretenle var. Belediyeye katmayın, su yuvarladığı için kespa bağlamasına parasını aldı belediye, asfalt yaptığı için, temizlik yaptığı için, çevre temizlik biliyorsunuz, şimdi artık su faturalarında artık bedeli var, çevre temizlik alıyoruz. Bunlar bu arkadaşlar yapmamış olsa nasıl yapacağız biz bunu? Bir gün, hatta 3 saat, 4 saat, 5 saat temizlik işçileri yatsı uşak kokar. Kanal işçisini öğleye kadar arabayı stop ettirelim, deneyelim bakalım. Uşakta kanal nasıl oluyor? Yani benim gözümde iş bu. Ben biliyorum arkadaşlar asfaltta biliyorum.
Ayaklarımda sıcaktan ayakkabılar eriyor. Kesiyorum ama ses patlıyormuş da. Hafif bir uzak başlayalım. Ha pardon, ben ses çok çıksın dedi. Yapmayayım, aksana yanıştır. Canlı yayındayız da. Ha pardon. Pardon. Ya benim yanımda işçi bu. Yoksa oturduğun yerde hakem kesmek kolay. O işçiliği bilirsen, o işçilikte görürsen işçiyi anlayabilirsin. Değilse arkadaşlar, hani beyin emekçiliği yok. Geçin arkadaşlar. Ben beyni tamam onlar düşünüyordur, üretiyordur, yapıyordur ama -11 derece, -15 derecede, -10 dumanın da ısındın mı hiç? Isınmadı. O zaman onu anlayamazsın. -15 derecede sen sabahın ucunda su kanalına indin, patlağı yaptın mı? Hayır. O zaman onu anlayamazsın. Sen millet öbür sokaktan geçerken kanalın içine girip kanal bağladın mı? Kendi pistinden tiksiniyorsun. Ama o arkadaş eniyor oraya, onu eliyle, ayağıyla işini yapıyor. Bunu bilirsen, bu ruhu taşıyabilirsen sen işçinin tanımını yapabilirsin. Sadece proje yazmak değil. O projeyi yazdın, çimentoyu kim atacak? Çakılı kim verecek? O işçi kaçacak. O işçiyi bilemezsen, ruhunu anlayamazsan, işçiliği görmediysen olmaz. Onun için benim yanımdaki işçilik bu. Benim tanımıma uyan işçilik de bu. Kusura bakmayın biraz şey yani ağır oluyor söylemler ama hayatta bu. Bana göre. Teşekkür ederiz başkan. Başkanım, bildiğiniz üzere bir virüs döneminden geçtik. Evet, bizim maalesef. Ekonomimiz de etkiledi, işçilerimiz de etkiledi. Bu sırada bazı işletmeler ekonomiden dolayı işçi çıkartma politikasına gitti. İşçilerini işten çıkarttılar. Bu çıkarılan işçiler işletmelerden nasıl haklar talep etmediler, neler istemediler? Bu konu hakkında ne söyleyebiliriz? Valla Türkiye'de ben bu ara bir anımı da anlatmış olayım. Bir iş davasına girmiştim. Uşak'ta iş kanununda şu der. İş mahkemeleri 2 ayda tamamlanır, sonuçlandırılır der. Biz avukata bunu demiştik. Ya bu kanun mu kardeşim? Niye uzatıp durursun? Ona istinaden de bizim avukat hakime sordu. Ya sayın hakim, işte bu iş davaları 2 ayda bitirilirdi. O kanunu çıkaran dedi. Gelsin benim dosyalara baksın, 2 ay okuyabilirlerse çıkarsınlar demişti. Şimdi biz kanunları yaparız. Mesela Uluslararası İLO Sözleşmesi'ne Türkiye Cumhuriyeti imza atmış. Şu anda İLO Sözleşmesi'ne tabiiz biz. İLO Sözleşmesi'nde iş güvencesi var. Yerel yani ülkedeki kanunlar İLO Sözleşmesi'ne aykırıysa İLO Sözleşmesi geçerli ama Türkiye'de İLO Sözleşmesi uygulanmaz. Bu iş güvencesi sözleşmesidir. İş güvencesi sözleşmesi bu ülkede uygulanmıyor. Ne haklar olabilir? Mesela 30 ve üzeri iş yerlerinde 4857 sayılı kanun gereği işe yarıyor. İade davası açar. İade davasını büyük bir ihtimal 30 ve üzerindeyse biz bunu toplu iş sözleşmelerinde şöyle geçeriz. Mesela sayıya bakarız. Evet. Toplu iş sözleşmesinde çalışan işçi arkadaşlarımız 30 sayının altındaysa toplu iş sözleşmesine ufak bir hüküm sıkıştırırız onu. Hani bu sendikal hırsızlık deriz biz buna. Hani sendikal hırsızlık yaparız. Deriz ki orada işçi sayısına bakılmaksızın iş kanunu, iş güvencesi hükümleri uygulanır deriz. Burada şunu ne yapmış oluyoruz? 30 sayısını tamamlamadığı için toplu iş sözleşmesi o güvence altına alıyoruz. İade davasını açar. Demine göre 4 ay ve 8 ay iade davasından dolayı kötü niyet davası verir mahkeme. Brüt anlamında 8 aylık maaşı 4 aylık sesefesine yatırttırır. 4 ay içinde alması gereken sosyal hak ne varsa verilmiş olan çalışan arkadaş onların hepsini dahil eder, kıdemede de alır, dahil eder. Dolayısıyla ihbarını alır. Sözleşme yoksa bir yıla kadar 2-6, 2-4-6, 8-6'ya kadar gider o. İhbar alır. Kıdem tazminatı, toplu sözleşmesi yoksa
asgari ücret çalışıyorsa asgari ücret bir maaşı demektir. O da 1475 sayılı iş kanunu 14. maddesi. Sadece o kanunda 1475'te o madde kaldı. O da kıdem tazminatı maddesi. Diğerleri 4857 sayılı iş kanununa devredildi. Dolayısıyla kıdem tazminatı kanunu eski iş kanununda kalan 14. madde göre hesaplanır. O da bir maaş brüt ücretidir. Bunlar hak edebilir. Varsa ses mesaileri, o da 5 yılı geçmediyse, 5 yıl alacak davalarında zaman aşımı 5 yıldır. Kıdem tazminatı değil ama alacak davalarında öyledir. Dolayısıyla 5 yılı geçmediyse, zaman aşımına uğramadıysa onlar alabilir. Zaman aşımı da şöyledir. 5 yıllık süreçte bugün, yarın olduysa geriden bir günü öldürerek gelir. Ertesi gün olduysa bir gün daha öldürerek gelir. Yani kapata kapata gelir. Dolayısıyla alacak davalarını açabilir, isteyebilir. Fazla mesailerini isteyebilir. Pazar verilmediyse pazarlar isteyebilir. O da tam da her bir çalışma için bir gün der. Dolayısıyla bayramdır, pazardır. Orada iş hukukunda böyle bir ayrım yoktur. Ama toplu iş sözleşmelerinde bunları değiştirebiliyoruz. Mesela bizim arkadaşlarımızla, şirket arkadaşlarımızla bayramı 3'e çıkardık. Pazar 2'dir. Ama bu toplu iş sözleşmesi olmayan iş yerlerinde bayram gece mece böyle bir ayrım yoktur. Dolayısıyla orada sadece her bir çalışma karşılığı bir gün ödenir der. Bayramda olsa bir gün alır. Bunu da işveren şöyle yapıyor şimdi. Bir gün çalıştırıyor, bir gün izin veriyor. Mahsuplaştırıyor. Dolayısıyla onu da oradan kapatmış oluyor. Buradaki esas bir yanlışlık da şu. Buradan da arkadaşlara mesaj vermiş oluyor canlı yayında. Fazla mesai uygulaması gece mesai gibi değildir. Fazla mesai uygulaması yevmiye, günlük yevmiye bölü 7,5 çarpı çıkan rakamın %50 ile çarpı toplamı fazla mesai. Ama fabrikada öyle değil. Fabrikada şunu yapıyor. %50'yi buluyor. Kaç çıkmış? 17 lira. Atıyorum. 17'den hesabını görüyor. Fazla mesai verdim. Aslında öyle değildi. 166 böyle demiş olsa 27-28 lira çıkması lazım. Ama öyle yapmıyor işte. Sadece 17 lira ödüyor. Fazla mesai. Ben bu konuda birçok arkadaş bize gelip danıştığında dava açtırdım ve dava neticesinde kıdem tazminatı ve fazla mesailerini aldırmış oldum. Bazen bizi de eleştiriyorlar. Ya her şeyi karışıyorsun, burnunu sokuyorsun ama şimdi hem işçi temsilcisi olacaksın hem de işçi hakkının olduğunu hastanın dışında söylemiş olacaksın. Ya kusura bakma da bizim mizacımıza belki bu ters düşüyor. Ters düştüğü için de genel anlamda sanayideki işveren de bizi çok tutmaz. Yani kısaca şöyle diyebilir, kıdem, ihbar, iade davası açabilir. Bununla ilgili bir şey var ama birçok arkadaş da bu pandemiden dolayı şey alacağız diye arkadaşları hem çalıştırdılar, sanayide özellikle hem çalıştırdılar, hem maaşını ödemediler, hem de devletten parayı alıp onlara iade ettiler. Yani bu noktada da ciddi anlamda bir haymazlık, hatta belediye şirketlerinde de aynı şeyi uygulayacaklardı. Biz bunu hak iş olarak Çalışma Bakanlığı'na şerh bulduk, Cumhurbaşkanlığı'na anlatıldı. Belediye şirketleri bu kapsamın dışında bulduk. Yoksa bizim belediye şirketlerine de bunu talep etmişler. Buradan yeni bir şey duyuyor arkadaşlarım. Çünkü bazı şeyleri bunları anlatmadım. Hep içimizde sakladık. Şifresi. Belediye şirketleri için de aynı şey talep edildi. Ama hak iş olarak biz Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Çalışma Bakanı, o günkü Çalışma Bakanı Semra Hanım'a anlattığımızda reddettirdik konuyu. Belediye şirketleri bu esnada kurtarmış oldu. İdari izin bu
ediyorlar hastalık. Kronik hastalık olanlara izin verildi ama diğer arkadaş da mesaisine geldi, parasını aldı. Bu noktada belediye şirketlerini, yani bazen sendika olmadık ya da devreye girer, senin sesin, kulağın, ağzın, ayağın, her şeyin oldu. Onun için belediye şirketlerine de aynı tezgahı koşmuşlardı ama orada devleti uyardık, devlet de onun gereğini yaptı. Evet, başkanım teşekkür ederim. Sanırım tahmin edici olmuştur. Olmuştur başkanım. Öğrencilere soralım ama. Anladık mı bir şey? Yani. Sen sikelme. Onlar açısından da bilmiyorum, herkes bize bakıyor ama. Neyse. Başkanım tazminat, kıdem tazminat demedik. Evet, konumuz onlar açıldı, onlara devam isterim ben. Kıdem tazminatı nedir? Ödenmesi gereken koşullar var. Onlar neler oluyor? Şimdi burada kıdem tazminatı, ödenmesi gereken koşullar işçinin hak edip de su var mı delikanlı? Tabii hocam. Suyu alabilir miyim? Tabii tabii buyurun. Biz yaşladığımız fazla sıkıştırmayın. Kıdem tazminatı arkadaşlar genelde bir yıl şartı aranır, yıllık izin gibi. Ama bazı işverenler bunu uyanık tarafına ediyor. Onun tarifi şudur: aynı işverene bağlı fasıllar halinde bir yılı dolduran kıdem tazminatını hak ederler. Dolayısıyla burada 6 ay bugün çalıştık, 6 ayda 2023'te çalıştık. Dolayısıyla ha ya 2022 yılında sen 6 ay çalıştın, 1 yılı çalışmadın, 1 yılı doldurmadığın için kıdem tazminatını alamadın diyen olursa hadi oradan de. Hadi oradan, sen o işi bilmiyorsun. Kıdem tazminatı fasıllar halinde 1 yıldır. Fasıldaki kasıt şudur: 6 ay bir fasıldır 2022'de, 2023'te 6 ayda bir fasıldır. Dolayısıyla ne yapar? 1 yıl yapar. Bir yıl doldurdu mu kıdem tazminatı hak etmiştir. Onun için bazı bu özellikle şirket elemanlarında bu çoğu oluyordu. Ya bir yıl doldurmadığınız için kıdem tazminatı alamazsın. Yo, yıllık izinle olamaz. Vesaire vesaire. Ta ki biz sendika devreye girinceye kadar. Bu hatırlıyorsanız 6552 sayılı kanun çıkmıştı. O kanunda 6 ve 8. maddede yıllık izin, 8. maddede kıdem tazminatını oturtmuştuk biz. O kıdem tazminatında şunu diyorduk: aynı alt işverenin değişip değişilmesine bakılmaksızın kıdem tazminatı hak edilecek şekilde iş akdi sona eren arkadaşa kamu kurum ve kuruluşları tarafından kıdem tazminatı tamamı ödenir dedik. Faruk Çelik o zaman Çalışma Bakanı'ydı. 45 günde 4 madde çıkarttı. Dikkat edin arkadaşlar, 45 gün 4 madde çıkarttık. 260 madde vardı torba yasasının içinde. 6, 9, 8, 10, 11, 13. İşçiyi bağlayan 5 madde. Ve biz sizi ihale yaptık deniliyordu. Ve hala temizlik işlerinde o devirde kalan dosyalarımız var. Dava açtırıldı. Davayı arkadaşlarımız kaybetti. Çünkü üst işveren alışverişleri devam ediyor. Devam ettiği için kıdem tazminatı alamazlar. Ve şu anda vekalet ödüyorlar. O zaman biz devrede yoktuk. Kıdem tazminatı işçinin toplu iş sözleşmesi yoksa aldığı maaş üzerinden bir, toplu iş sözleşmesi varsa 1475 sayılı kanun 14. madde 5. maddesi şunu diyor: 5. bende. Türkiye Cumhuriyeti devlet memurları tavan kat sayısı hesabını geçemezler. Yani tavan kat sayısı ne diyor? Devlet birinci ayda ve yedinci ayda tavan açıklar. Der ki kıdem tazminatı tavanı şudur. Diyelim ki biz toplu sözleşmeyle şimdi 12 bin lira civarında günlükte 22-23 bin liraya geliyor günlüğü. Bu bizim toplu iş sözleşme kazanımlarımızdan 30 liraya çıkıyor. Kanun amir hüküm diyor ki tavanı geçemezsin. Tavandan görürsün. Sendikasızsa 30 bir maaş.
brüt maaş. 3.400. Bugün ne? 5.000. 5.000 lira gider. Bizim öyle değil. Toplu sözleşmede 35'te çarptı. Bir aylık değildir. Dolayısıyla bütün girdileri alır. Bizim de 21 mi? 22 lira hem de geliyor. Geçen de Hasan abiyle öyle geldi. Günlüğü 22 lira geldi. Çünkü biz işçinin de bu aynı zamanda iş güvencesi haline alır. Sadece şey olmaz. İş güvencesi haline alır. Kıdem tazminatı aslında emekli olduğunda falan verilen bir şey değil. İş güvencesini sağlar. Bir de iş kanunun 24. maddesi vardır. Buna dayanarak da işçi arkadaşları haklı nedenden fesih. Bu nedir? Bu emeklilik bir haklı nedenden fesihtir. Anayasalaktır. Bizde yanlış bir algı vardır. Emekli olan sanki birine gidecek. Ben emekli oldum, ben emekledim. Kadem tazminatımı yatırın diyecek gibi aldım. Hayır. Öyle olmaz. İşçinin emeklilik hakkı anayasalaktır. Kimseye yalvarmak zorunda değil. Çünkü 6115 sayılı torba kanunu çıktığında bizim 15 tane arkadaşımız emekli olmuştu. 2 tane arkadaşı noter kanalıyla fesih ettirdik. O fesih edilen arkadaşlar o gün için belediyeden kıdem tazminatlarını almıştı. O kanun da şuydu. Norm kadrosu fazla arkadaş emekliye gelenleri belediye Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlüğü taşla teşkilatı devredilir. Belediyeler hep destekli. Biz de dedik ki kanun buna cevaz vermiyor. Gidebilirsiniz ama ben burada kalacağım, param alacağım diyorsan iki arkadaşımız fesih etti ve belediye ödedi. Yani emeklilik de tek taraflı fesih nedendir. İki, 1999 Kasım öncesi SSK'yı almış ve 3600 gün 15 yılı doldurduysa bu arkadaş da haklı nedenden dolayı fesih eder kendini 24'e göre kıdem tazminatını alabilir. Kıdem tazminatı hak etmenin usulleri. 2, 3, bu işe de 1475'te 5. maddede geçer. 5. madde geçer o da. 3, maaş ödememesi işçinin işvereni fesih etmesine nedendir. İkramiye devamlılığı varsa, ödenmiyorsa, maaş ödemiyorsa, fazla mesaileri ödemiyorsa, bunları kanıtlamak kaydıyla işçi kendini feshedip 24'e göre haklı nedenden dolayı kıdem tazminatını isteyebilir. Arkadaşlar bak hukuki bir terim kullanıyor. Bunlar her bir vatandaşın bileceği şey değil. Ve 91 yılından sonra her cumartesi İbrahim Arzuk, İzmir bölge avukatı, para veriyordum, otobüste gidiyordum, İbrahim abiyle kurs alıyordum. Sendikanın avukatıydım, katırdır. Mülazaa ediyorduk. Yani biraz bu konu uzmanlık alanıma geldi. O anlamda bu işte işçinin işverenin haklı nedeni vardır. İşverenin haklı nedeni de işverene küfretti. İşveren ağır hakarette bulunur. Aleyhinde farklı şeyler konuşmak, olmamış şeyler konuşmak işveren kanıtlaması kaydıyla zaten biliyorsunuz işçilikte de bunu kanıtlayacak bir dünya arkadaş bulunur ya. Yani. Bu anlamda işverenin de bu hakkında, işçinin haklı nedenleri varsa işverenin de vardır. İşveren 25'e göre haklı nedenden dolayı fesih yapar. İşçi de 24'e göre haklı nedenden dolayı fesih yapıp işçi kendi kendine fesih edip kıdem tazminatını isteyebilir. Kıdem tazminatı aslında 10 yılda bir veya 20 yılda alınan iş çalışma sürelerin toplamı değildir. Bu aslında bir iş güvencesidir. Hatırlıyorsanız bir ara fon kavgası çıktı. Bundan Berat Albayrak zamanında bir fon seçim önü çıkmıştı. Biz ısrarla hak kaybı olmayacaksa ona karşı değiliz demiştik. Israrla bunu söyledik Sayın Genel Başkanım. Hak kaybı olmayacaksa yani mevcut 30'un altına inmeyeceksin.
kıdem tazminatı tavanı sınırlamasını kaldıracaksınız. Çünkü sınırlama kalkması bu bizim için, bu da 12 Eylül anayasasının ve yasasının getirdiği bir şey. Önceden şey yoktu, sınırlama yoktu. Neyse ona diyor. 12 Eylül rejiminin getirdiği bir sınırlamadı. Bunlar kalkıp hak kaybı olmayacaksa aynı SSK gibi yatırdık duracaksanız FON'a karşı değiliz, güvence verir bize. Ama onu veremediler. Biz de bastırdık, o rafa kalktı. O zaman da bizden bir arkadaşımız vardı, Jülide Sararoğlu. Tozlu raflara kaldırıldı dedi, buydu. Orada hak işinde hakkını yemesin kimse. Kıdem tazminatı aslında işten atılışın işçiye verilmiş 3-5 kuruştan ziyade bendeki kavramı iş güvencesi anlamındadır. Çünkü diğer tarafta fabrikada gibi ata, ama bizim kamuda, şimdi hele belediyede arkadaşlar görüyordur şimdi. İlkten böyle bakılmıyordu ama sonra hesaplamana, davala, yargılığa gelmeye başladı. Şimdi biz de bir kendimize çeki düzen vermeye baktık ve başlandı. Dolayısıyla bu iş kıdem tazminatı sadece 15-20 yıl çalıştıp aldım 3 kuruş gibi değil. 15-20 yılı çalışmanın garantisini sağlayabilecek bir modeldir. Tam randımanlı keşfettiğimiz, yasada anlatılan şekilde uygulamayabilirse veya o sınırlara getirebilirsek. Biz zorluyoruz ama sonuçta bu hemen olacak bir şey değil. Olursa da sanayi gibi falan olmaz kamuda. Kamuda niye sirkülasyon çok olmuyor? Kıdem tazminatı ödemesi kamuda zordu. Fabrikada öyle değildi. Adam atın lan bunu der geçer. Kendi cebinden çıkar ama öder geçer. Sonuçta adam on asker ücretlenir. Şimdi bizde asker ücret bir iş çıkarmadı ki. Dolayısıyla para demektir. Onun için kıdem tazminatı kısaca işçinin iş güvencesi gibi bakılması lazım. Bu hale getirmemiz lazım. Getirilmesi lazım. Demin başından söyledim. Türkiye'de ILO sözleşmeleri yürürlüktedir ve Avrupa İnsan Hakları Beyannamesine imza koymuşuzdur. Ülkede Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi, ILO sözleşmesine aykırı bir kanun varsa uluslararası sözleşmeye göre hüküm verilir der, ama bu ülkede uygulanmaz. Hala da ILO sözleşmesi iş güvencesi uygulanmaz. Şimdi uluslararası alana gitti diyecek başkanım. Bir gerçek yani. Neyse, kıdem tazminatı bizdeki karşılığı bu. Tabii o taraftaki karşılığı ne bilmiyorum. Bizdeki karşılığı. Evet başkanım, teşekkürler. Bir de kıdem tazminatının önünde ihbar tazminatı var yanımda. İhbar İş Kanunu 4857 17. madde, işte dedim ya ihbar alır iki. Evet. Bir söz olmayan iş yerlerinde 2, 4, 6, 8 diye gider bu kıdeme göre. 1 ile 2, 1,5 ile kata 2 hafta, işte 1,5 ile 3 ile kata 4, 8, 10, 2, 4, 6, 8 haftaya kadar kıdem. Ancak bu toplu iş sözleşmeleriyle çoğaltılabilir. Hemen bir anımı anlatayım bununla ilgili. 5620 sayılı kanun çıkmıştı. Şey bilir, İlhan abiyle Nihat abi bilir. O zaman şeydi, belediye işçileri de bizim kadrolu, şu anda sizin bahsettiğiniz kadrolu işçiler 31'inde çıkardı. 31 Aralık'ta iş attı. Sonra 1 Ocak'ta işe başladı. Ve valilikten izin alınmadı, vize alınmadı. Vize işçi denilirdi o zaman. Bu kanun çıktığında 5620'de o zaman ben koordinatördüm. Şeydi yani, bu STK'ların dönem başkanlığı vardı. O dönem başkanlığı o devirde de bizdeydi akış olarak. Uşak'taki STK'lardan da değişik konfederasyonları. Şöyle bir madde bulmuşlardı orada. Usulüne uygun 2005 ve 2006 yılına çalışmış, usulüne uygun vizesi yapılmış. 180 kişi, 180 günü dolduran herkes daim işçi kadrosuna geçirilir demişti. Dolayısıyla böyle bir maddeden sonra bizde Kızılca Söğüt Belediyesi var, Çivril'i. Orada toplu iş sözleşmesi yaptık. Şimdi sendikal hırsızlık dedik ya. Biz orada 80 gün
kıdem tazminatı yazdık. İşte 34 haftaya kadar ihbar önerileri, bildirim önerileri dediğim şeyi yazdık yani. Ondan da bir gün aradım, ya abi ne yapıyorsunuz falan dedi, ya bu terör ediyoruz, sıkıldım. İstifa edeceğim. Lan ne oldu abi? Biz kadroya geçtik dedi. Ya tamam dedim, iş güvencesini aldım. Sendikaya da gerek yok. Ya ben gelen bakayım falan. Neyse, biraz da sohbet olsun ya. Olsun başkanım. Gittik, çevir lavadık. Ramazan bizim arkadaş. Hadi Ramazan abi, ya böyle böyle. Neyse, cahil bir abimiz vardı, şarapçıdaydı. Her gün bir şarap içiyordu. Arkadaşlar, bunlar hayatın gerçek ya. Aldım ben işgahımı, uzman işgahımı da cebimde gidiyor. Dedim, siz şimdi kadroyu aldınız, öyle mi? Öldü, tamam dedim, aldınız. Şimdi işveren demiş ki, kardeşim siz ikide bir puan, bir puan diyorsunuz. 70 lira sendikaya veriyorsunuz. 70 de ben verin, 140 lira sendikadan istifa edin. Bunlar da tamam lan ağzına 140 lira. 140 lira bizde ya cepte. Hadi. Dedim bak bu sizin dediğiniz bu olmaz. Yarın ben geldim. Sizinle çalışmayacağım. Nitekim de yani siyasi görüşleri beni ilgilendirmez insanları. Hangi parti, herkesin bir partisi olur. Tabii bir ideolojim var, bir görüşüm var ama bulunduğum konum gereği bunu çok yansıtmamaya çalışıyorum. Neyse, belediye başkanı geliyor. Seçilen, biz hayırlı olsun falan dedi. Ramazan abi var, biraz daha ya özürlü. Bana dedi, ya başkanım biz de Denizli'ye gidiyoruz. Hayırdır abi? Ya Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne görüşmeye gidiyoruz. Neden abi? Belediye'de edeceğiniz görüşme. Bana gör, benden görüşmeyin. Ya dedi başkanım dedi, 6 tane işçi var. Geçmiş dönemde alınan dedi. Onları çıkava diyor dedi. Çıkarıp çıkarılmaya sormaya gidiyoruz. İyi dedim ya. Sor gel bakalım. Neyse varıyor Denizli Büyükşehir Daire Başkanlığı. Çıkarabilirsiniz diyor. Paralarını yatırsınız çıkarırsınız. Ha sözleşme falan var mı? Sendika var mı diyor. Var diyor. Sözleşme. Bilmiyorum ne olsun. Belediye dedi. Ya böyle olmaz diyor. Bir getirin bakalım falan. Ertesi gün bir daha gidiyor bizim Ramazan abi. Ama her gittiğinde ben arıyor. Ya böyle oldu, böyle oldu. Şimdi sözleşmeyi bir açıyor bizim daire başkanı. Abi siz diyor çıkaracaksınız mı? İşte çıkaracağız. Ya burada diyoruz ne yaptınız ya? Kardeşim diyor. İhbar önerisi 34 hafta yazmış. Kıdem tazminatı 80 tavandan diyor. O zaman için ya kardeşim diyor tamam çıkarabilirsiniz. Ancak kişi başı 20 milyar parayı gözden çıkarmanız lazım. Değilse diyor olmaz. Dava açarlar. Bunları alırlar hepsini diyor. Neyse belediye başkanına geliyor. Kayın başkanım. Tamam çıkarabiliriz. Ancak kişi başı o zaman için 20 bin lira para tutuyor. Ne diyorsun sen diyor ya. İşçi bu diyor. Ya başkanım diyor. Bundan önceki sözleşme yapılmış. Bir de Halil başkanla sözleşme yapmışlar. Evet. Onlar bana ne diyor ya yaptıysa diyor. Onun yaptığı sözleşmeden bana ne? Ben geldim çıkar. Sayın başkanım, daire başkanım diyor. Telefonu arıyor. Tabi biraz kestirmeden gidiyor. Düşünüyor, düşünüyor. Arkadaşım bana aksettirdiği kadarına soruyor. Lan bunlar emekli oluncaya kadar 20 milyar alamaz. De şey yapıyor, atar yapıyor. Çalışsın lan bu deyişler diyor. Ve ondan sonra şarapçı dayı dediğimiz adam geldi. Lan başkan dedi, bir şarap yesek içiverim dedi ağzından. Sen ne kadar, ben ne kadar istemedim dedi. Bu deistler beni kandıracağım işte dedi ya. O adam belediye kapandı. Bu büyük şehirlerde biliyorsunuz belde belediyeler kapandı. İlçe belediyeler, ilçe belediyesi fazla olgulanlarla şeye gitti. Kurumlara gitti. Oradan emekli oldum. Bugün beni ara bizim şarapçıdaydı. Başkan ne var? Sana bir kuzu keseceğim. Ne oldu abi hayrola dedim. Düğün falan mı var? Yok dedi ben emekli oldum hayrola. Ya dedi senin sayende ben dedi bir araba aldım şimdi. Abi hayırlı olsun. Ya benden ne alaka dedim. Parayı devlet ödüyor. Ya dedi seni onların ağzına baksaydım ben şimdi sendikasızdım dedi. İşten atıldı dedi. Ama sen geldin uyardın. Biz bir şarap yesek içiveriz dedik. Arkadaşlar kusura bak, bu aynen böyle oldu. Hani söyleşi olduğu için aynen böyle oldu. Ben o parayla dedi, şimdi araba aldım.
Hatta sana falan dedim, böyle bizim görevimiz bu. Yani biz böyle bir talebimiz olmaz ama sen arkadaşları da çağırırsan, hani işçi arkadaşlarımızla bir yemek gibi bir şey ayarlarsak biz birlikte yemiş oluruz dedim. Yoksa dedim böyle bir şey olmaz. İndiğinde bize dua et dedim falan. Hani bildirim önerileri de aslında bağlayıcıdır ama kanunla kıdem ve bildirim önerileri, bunlar tamamlayıcı kanun derler biz hukukta. Bunlar alt sınırları verir. Mesela 2, 4, 6, 8 diye gider. Kıdem tazminatı 30 der. Bu 29 edilemez. Ama tavan hesabını geçebilecek şekilde ayarlama yapabilirsin toplu sözü. Artırabilirsin. Mesela 53'te 56'da şey vardır, yıllık izin. O da 14, 20, 26 geçer ama toplu iş sözleşmelerle sen bunları çoğaltabilirsin. Bunlara biz hukuk dilinde tamamlayıcı kanun deriz. Dolayısıyla bunlar tamamlayıcı kanunlarla tamamlayabilirsin. Ha, işveren gözüyle bakarsan kanundur yani. Yani nikah ortayı geçemezsin. Yani. Hatta benim bir toplu sözleşmede şu anda belediyede avukatımız, bu tutukluluk halleri var. Bildirim öneriyle de ilintili olduğu için. Tutukluluk hallerinde kanun 25.2'de şu der. Tutukluluk hali bildirim önerileri geçemezdir. Geçtiyse müfessih sayılır. Yani fesih edilir. Arkadaşlar bunları da not alın. Her zaman böyle konuşulmaz mı? Müfessihte bizim toplu iş sözleşmemizde 118 geçiyor. Bunlar çok dedi bunu. Ya 118 ne? İşte bunu düşüren müşüren. Biz bir öncekinde de şey yapmıştık. Bildirim önerileri geçmiştik. Yani sendikal hırsızlık deriz biz buna. Yani mal çalmayız ama ilgili bir maddeyi de oradan kaçırmış oluruz. Anlatabiliyor muyum? O maddeyi kaçırdık orada. Tabii ertesi hafta gene oturduk. Hukukçular da var karşımızda yani. Avukatları var belediyenin. Dediler bunu biz işte 56 hafta yapıyor. 56 haftayı geçmiş kardeşim. Siz nasıl hesap ediyorsunuz 56 ay? Bildirim önerileri. Siz bildirim önerilerine baktınız mı? Kanunda böyle. Ya biz dün bir önceki oturumda bildirim önerilerini geçtik. Açın bakalım sözleşme. Ya biz de bunu hak eden geçmiş. Geçtik, imza altına aldık. Hesap eden bakın. Bir hesap ettik. 109 gün, 108 gün. 108 güne bağladık yani. Yani sendikal hırsızlık dediğimiz bildirim öneri de bu. Sadece işten çıkışta olmaz. Tutukluluk hallerinde de bildirim önerileri var. Mesela daha yeni. Roman bir arkadaşımız hatırlıyorsanız Tayfun diye. O arkadaşı işten çıkardılar. O toplu sözleşme hüküm gereği yer aldılar. İşte. Hatta beni aradı daha geçen anda. Başkan ben sana çok kızıyordum dedi. Senin sözleşme gereği dedi. Ben işe almışlar dedi. Yoksa dedi benim anam bellecek dedi usta dedi. Biraz da şey yani. Buçuk kaçık bir arkadaş. Şimdi toplu sözleşmede bildirim önerileri sadece işten çıkışta şeyi belirlemez. Yani orada sen ne kadar hırsızlığı yapabilirsen şeyi de tutukluluk hallerinde etkiler o iş. Yani çok boyutlu bakmak lazım. Sadece 2, 4, 6, 8 matematik gibi öyle değildir o iş. Hani çok detay veriyoruz ama arkadaşlar da bu sayede bilgilenmiş oluyor. Genç arkadaşlar şimdi gülüyor mu? Ne diyor burada? Yarın işçi olduğumuz bir öğrencisi. Şimdi bildirim önerilerinin anlamı da budur yani. İş kanunun 17. maddesinde geçer. Dolayısıyla o sınır yani askeriler veren böyle diyelim. Ama toplu iş sözleşmesiyle siz bundan artırabilirsiniz. Yani biz orada işte Kızılcı Söğüt'te 34 hafta olduk. Adam kafayı yemiş ya ne yaptınız siz demiş. 34 hafta verelim mi demiş. Yani biz bunu sendikal anlamda şöyle deriz. Sendikal hırsızlık deriz. Yani bu şu bir mal çalma gibi değil. İşçi lehine olan maddeleri şey yapmak, öne çıkarmak gibi bakın bu işe. Biz şey Bülent biliyor şimdi konuyu bildiği için. Bir maddeyi de öyle kaçırmıştık. Şimdi o, ben öyle değilim, ona gülüyor aslında. Murat da vardı, Hasan abi de vardı, şey de siz de vardınız. Bir maddeyi de biz öyle kaçırmıştık. Seviniyor bundan şimdi. Bağırdım ben ona, ne yapıyorsunuz siz dedim. Ya maddeyi bu, başkanım istedim. Nereden biliyorsunuz olduğunu dedim.
redaksiyon oldu mu? Bırakın sevinmeyi lan. Biraz da bozuldular yani. Hani ya sevindirmiyor gibi. Hani ya sevinmeyeceğiz mi? Kazanç elde etmişiz modunda. Ama benim baktığım açıdan bakmadıkları için ya bir şey kazandık modunda. Ben de bayılırım böyle dedi. Ya ne diyor bu ya? Biz istediğimizi almışız, sevinmemiz gerekirken başkan bize bağırıyor dediler. Öyle oldu ama sonradan biz anlatışım şey oldu, akılları yani ilk defa sözleşme gördük için her şeyi de bilemeyebiliyorlar. O şeyi, tecrübeyi bilmedikleri için bizim onlara öyle bakışımız, konuşmamız ya ne diyor başkan kardeşim kazancımızı bile sevindirmiyor modunda baktılar ama sonradan redaksiyondan sonra anladı şimdi mevzuyu. Hak verdiler ama biraz kırgınlıklar oldu tabii ki. Sonuçta onların için çalıştık yani. Hatta Haşmav gülüyor. Haşmav bağır şunlara dedim ya. Ne? Aa bu sanki şampiyon olmuşlar gibi şov yapıyorlar. Neyse yani bildirim önerilerinin anlamı da derin anlamında budur arkadaşlar. Başkanım seyirciye laf atmışken ben sorusu olan var mı diye sormak istiyorum hocam başkanıma. Yani soru sormak bizim isteyen varsa. Bizimkiler de sorabilir, sıkıntı yok. Evet. Yoksa ne ya, biz neye getirdiniz onu? Var mı soru sormak isteyen? Aklıda takılan bir konu. Yani burada sorabilirsiniz, çekinmeyin. Burada sizi dövmeyecek başkanım. Hayır yani öğrenci arkadaşlar da sorabilir. Bizimkiler de sorabilir. Çünkü bahsettiğim konuna detay veriyoruz burada. Detay verdiğimiz için de şey olabilir yani. O zaman ben hocam başkanım şey işe iade haklarından bahsetmek isterim. İşe iade evet. İşte bu daha önce 1475'te yoktu. 4857 iş kanunu devrinde oldu. 30 ve 30 üzeri çalıştıran iş yerlerinde, çalışan iş yerlerinde iade davası açılabilir denildi kanunen. Ama orada işte gene tamamlayıcı kanun devreye giriyor. Hatta ben bir avukat arkadaşa sormuştum ya toplu sözleşmeye böyle koyuyoruz ama bunun hükmü ne dedim. Abi böyle hüküm mü oldu? Kanuna aykırı o dedi. Avukattan bahsedeyim arkadaşlar iyi dinleyin. Bu Uşak'ta avukatlık yapıyor. İsmi önemli değil. Ya dedi, kanun dedi 30 sayısı arıyor. Sen nasıl dedi bunu? 25 iken toplu sözleşmeye bu hükme bağlayacak falan. Sonra biz bu biraz yorduk kahveyi. Öyle diyelim size. İş kanununa atıf yaptık. Dedik ki sayısına bakılmaksızın. Orada 25-30 demedik ama sayısına bakılmaksızın 4857 sayılı iş kanunu iş güvencesi hükümleri uygulanır dedi. 4857 dedim de şöyle bakıyor arkadaş kanundan atıf yapmıştı. Karşı taraf için söylüyor. İşte biz buna hırsızlık diyoruz. Yani daha acil şey diliyle uyanıklık diyelim. Hukuki gibi uyanıklık. Böyle yaparak şey yapıyoruz. Bu da 4857'de son iş kanununda getirildi. Dolayısıyla iade davası açabilmesi için bir iş yerinde sendika yoksa 30 kişinin çalışma şartı var. Değilse bir de 6 ay çalışmış olması lazım. O amir hüküm. 6 ay çalışmış olması lazım. Değilse iade davası açamaz. Ama bir sene çalışmış sendikası da var. Toplu iş sözleşmesinde de genelde bütün sendikalar bunu bor. Özellikle biz kafa yorduk buna. Bununla ilgili bir çalışmamız oldu. Aslında doktora tezi vermeleri lazım bana. Benim Özgür hocam var. Şeyde arkadaşlar Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde doçent avukat yetiştiriyor arkadaş oldu. Hocam bu. Bana birini de aramıştı. Gece mesaj atmıştı. Kafam takıldı yani. Yoruldu beynim. Şöyle mi olur? Böyle mi olur? Mesaj attım ona. Gece 3:30. Saat 10'da ders aralığında ben aradım.
Ya acaba üstadım dedi. Dura dura dedi, gece 3 mü buldum dedi ya. Yazmışım zaten dedi. Ne dediysen doğru dedi. O böyle. Bence de öyle falan. Ama dedi, sen ne yapacaksın? Avukat mı olacaksın dedi. Ya biz neyiz falan. Bir gün sonra gene aradı beni Özgür Hoca. Dedi sen dedi kimliği yolla. Hocam hayırdır ne yapacaksın? Ya bizim buradaki öğrenci avukatlar bilmiyor bunu. Sen Eskişehir Barosu'na dedi kaydettiren avukat olmuşsun sen. He dedim hocam. Biz sadece dedim sizden öğrendiklerimizi karşılaştırıyoruz. Hani bu noktada şeydir yani, bu hocalarla ilişkimiz, bunlarla görüş alışveriş yapmamız bir de şey vardır. 9 Eylül Üniversitesi'nde şimdi profesör oldu, iş hukukçusudur aynı zamanda. Bizim de ara bulucuydu. Şimdi şöyle bir özelliğimiz var, bu tür ilişkilerimiz iyi gidiyor ve zaman zaman da görüş alıyoruz. Şimdi iş hukukçusu avukat yetiştiriyor yani ne kadar olsa makale. Zaten ben bir görüş sormuştum. Bunun parasını da sen mi ödeyeceksin sendik ama. Abi ne parası dedim ya yani bir görüş sorduk. Ya ben bunu makale olarak yazıyorum şimdi dedi. Mahkemeye dedim. Yani parası söylemem ben bunu. Abi dedim ben hem görüş olarak fikir vereceğim dedim. Sen doğrusunu söylemişsin dedi ama bunu sende kalsın. Ben şu anda aynı konuyu dedi. Eskişehir Mahkemesi'ne dedim. Makale olarak yazdım. Görüş sormuşlar. Senle de bir kimliği yolla ben seni Eskişehir Barosu'na dedik. Avukat olarak kaydedip dedim hocam bir de benim başımı vurma. Ben yeterince avukatlık yapıyorum falan. Neyse yani geri iade davasının hükmü de budur yani. Bunu anlaşıldı mı? Anlaşılmıştır başkanım. Başkanım ben bir de iş kazasından konuşmak istiyorum. Aha. İş kazası işletmelerde en isteyemeyeceğimiz olayların başında geliyor. İş kazası olduğu zaman işletmeler ve işletmeler neler yapmalı ve işçiler neler yapmalı ayrı ayrı? Arkadaşlar bu biliyorsunuz önce yönetmelikti. İş sağlığı, iş güvenliği sadece bir yönetmelikti. Bu 6331 sayılı iş sağlığı, iş güvenliği kanunlaştı. 3-4 yıl önce kanunlaştı. Ben hatta zaman zaman temsilci arkadaşlara şunu söylüyorum. Kardeşim bak siz sadece temsilciyiz. İşte ya temsilci oldun da ne yaptın havasında modunda olmayın. Bu iş sorumluluk ister. Bu iş sizi sorumlu kılar. Hemen iş sağlığı iş güvenliği konusunda biliyorsunuz maden ocağı göçmüştü. Hatırlıyor musunuz sonunda? Biliyor musunuz? 300 bir işçi ölmüştü. Orada 301 arkadaş göçük altında kaldı ve şehit oldu. O arkadaşlarımızın birkaçı da bizim üyemizdi. Orada mahkeme kimi götürdü sizce biliyor musunuz? İş sağlığı, iş güvenliği uzmanlığı sendika iş yeri temsilcisini tutukladı. Bak bir daha söyleyeyim. Maden kazasında firma sahibini falan götürdü. İş sağlığı, iş güvenliği uzmanının ve sendika temsilcisini götürdü. Niye? Sendika temsilcisi rapor vermemiş, sızdırma var. Yazılı bir beyanı yok. Yazılı beyan olmaması için sorumludur. İş sağlığı, iş güvenliği kurumunun daimi üyesidir. Bundan dolayı tenkit edilemez, bundan dolayı işten çıkarılamaz. 6331 sayılı kanun açık. İşçi iş sağlığı iş güvenliği gereği çelik burunlu S500 basınçlı ayakkabı vermek zorunda işveren. Vermiyor. Kardeşim sen benim ayakkabımı almadın. Ben işbaşı yapmıyorum. Ben çalışmıyorum. Görevini yapmama edimine sahiptir. Çalışmayacağım deme hakkına aizdir. İşveren ayakkabıyı verdi. İşçi de bu burnludur. Bu bağcıklıdır deme hakkına aiz değil. İş sağlığı ve iş güvenliği 6331 sayılı kanun belli. Park Bahçe'de eski arkadaşlarım bilir. Cengiz Çavuş var. Cengiz Özel.
Park Bahçede şarkı bağırmış. Şu anda da Park Bahçede o dava çalan arkadaş Park Bahçede çalışıyor şu an. İhale yoluyla işten iş alımı vardı. O zaman ihale yolunda şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Tanım yapılıyordu. Şoför sen, işte usta isen, motor, hava şişesine, budama, ehliyeti varsa tanım yapılırdı şartname. O şartname gereği ehliyet olanla iş alınırdı. Bu arkadaşımız da motorlu hava şişesine, budama, ehliyeti varmış, budama şeyi diye bunu iş alırdı. Fakat bu arkadaş çalışırken kaza yapıyor, motorla ayağı gidiyor. Sonra bunu bir şeyler oluyor. Bunun abisi belediyeyi dava açıyor. İş sağlığı, iş güvenliğini yerine getirmedi. Şimdi arkadaşlar, işçi hata yapsa belediye bunu şekillendirir. Belediye hata yapsa da avukatlığa onu şekillendirir. İşte o zaman iş sağlığı, iş güvenliği tabelalar yok. Bu Park Bahçede şeydi, gümrük vardı. Sosyal tesisler şeydi, Sivas'ta yolu. Oradaydı, vardım abi. Siz bir hiç uyarıcı davranız yok sizin dedim. Kardeşim önce de iş sağlığı yazıyor. İş sağlığı önce iş güvenliği yazdı. Hiç tabela uyarınız yok. Ağır ayır ayır giriyoruz. Ağırdan çıkarıyor. Çıkıyor mu? Böyle olmaz. Yani bunların fotoğrafı ama neyse yandıra cisira. İş tabi mahkeme boyutunda olduğu için belediye yazı yazıyor. Cengiz Özel'in vasfı nedir? O da diyor ki işte tutmuş sözleşmesi, işveren işte sorumlu olduğu için sorumluluk parası veriliyor. Park Bahçede idare sahip ondan sorumludur. Bizim insan kaynakları da mahkemeye yazıyor. Şimdi karşı tarafın avukat da bizim merhaba dediğimiz bir arkadaş Allah'ta. Abi dedi, senin bir adam öküz mü dedi. Aynı ifadesini söylüyor. Ne oldu abi dedim, hayır abi. Ya kardeşim, biz işi İşverene yıkılmaya çalışıyorsun. O senin görevin ne diyor? Ben çavuşum diyorsun ya. Ya bu adam da sorumlu üstü abi. Sen bunu uyu. Bu sorumluyu deme. Ne yapacağız abi? Tabi cinlik ya biraz da. Adam çağırıyor. Oğlum sen bunu giymedin lan. İşten atabiliyor musun bunu? Atamıyor. Bunun yerine başka bir mal alabiliyor musun? Alam. Lan oğlum. Niye o zaman sorumlu? Sen idaresinden sorumluyum der. Sorumlu belediyede dedik yani. Ve bu dosya Yargıtay'a gitti. Bu avukat arkadaş gene beni aradı. Abi itiraz edersen bunun başı yanar. Ama dedi senin hatırına itiraz ettim. İşveren ekliyorum işimi. Bu şey belediyesinde oldu. Sen yüzü öyle dedin. Bak böyle bir şey oldu. Karşı tarafına okudu beni aradı. İtiraz yapmayacak. İtiraz yapmayacak. Sen de ayıklayacaksın. Haberin olsun. Ya iş sağlığı, iş güvenliği aslında işçiye de, işverene de yükümlülük getiriyor. Mesela asfalt dağının gün bilir. Geçen sene verilen ayakkabılardan dolayı biz iş sağlığı, iş güvenliği kurulu gereği aynı ayakkabıdan istiyoruz dedik. Ve o ayakkabıları değiştirdik. Öyle olmadı mı? Sonuçta öncedeki bir yönetmelik değil, kanun olduğu için işçiyi de bağlı, işveren de bağlı. Ha bazen şu olabiliyor, çok bildin mi de zarar olur. Bazı hoşuna gitmiyor insanlar. Mesela bizim şoför arkadaşlardan var mı? Onlar da çok şey, nasıl diyeyim, Ekrem abi var ama bizim şey var. Onlar çelik kolunda botu çok sevmez, pedal işinden. Zor olduğundan dolayı. Tabii. Ama kanun onu demiyor yani. Baş düşer, ayağın kırılır. Şimdi ben pedala basamıyorum. İşi olmaz orada. Hı hı. Abi biz işverenle görüşüyoruz artık. Onların model, başka bir model buluyoruz onlar. Ama iş sağlığı, iş güvenliği böyle ucuza alınacak, hafif alınacak. Özellikle iş yeri sendika temsilcisi açısından böyle basitçe gözden kaçırılacak bir hadise değil. Çünkü bir daha söylüyorum. 301 madencinin sorumlusunu ne işveren aldılar ne başka birini aldılar. Oradaki iş sağlığı, iş güvenliği ve iş yeri sendika temsilcisini tutukladılar arkadaşlar.
Diğerlerine kimse dokunmadı. Ne müdürün, ne amirin, ne işin. Hiçbirine dokunmadı. Hatta özel şirkette o. Özel şirket sahibini ellemedi. Ama iki insanı orada tutukladı. Şimdi buradan ne sonuç çıkıyor? İstihbarat güvenli bir kanun. Bu kanuna aykırı hareket eden anla temsilcinin güvencesi var. Evet ama öyle de bir sorun da burada. Şimdi bazen temizlikte Ekrem abi, ya ben şöyle dedim, ona şöyle dedim. Abi desinler boş bir işte bizim Yusuf var. Ya işte şöyle ayakkabı diyoruz, böyle pantol diyoruz. Belki pantolda fosfor varsa bir şey olmayabilir ama ayakkabı özellikle bak modelli miymişti arkadaşlar? 500S basınçta dayanıklı olması lazım. Bunu ben size hikaye olsun diye söylemiyorum. Kanunu söylüyorum. Bu 6331 sayılı kanunda var. Dolayısıyla böyle iş olsun diye söylediğimiz bir şey değil mi? Aslında çelik baret, sahada çalışanlar çelik baretten kurtuluyor. Maden ocağına gidin bakalım. Yolda tuvalete girerken çelik baret diyor. Niye? Adam kanunu yerine getiriyor. Ben sana diyorum her şeyi yapıyorum. Sen de geri yapıyorsun. Biz de giydirelim mi? Mümkün mü? Neyse. Yani bir sağlık iş güvenliği öyle eften püften bir kanun değil. Evet başkanım. Sen büyüdün usta abi. Sen evet. Soruyu sor. Evet, başkanım sorumuz kalmadı artık. Süremiz de sona doğru geldi. Yani. Ben katılımınızdan dolayı sizin nezdinizde ve size Hizmet İş Sendikası'na ve katılan seyircilere teşekkür ederim. Bir plaket takdim etmek istiyoruz arkadaşlar da size. Katılımınızdan dolayı. Arkadaşları da yanında çağırabilir miyim? Çok teşekkür ederim böyle fırsat verdiğiniz için. Hem kendi arkadaşlarımızı bilgilendirmiş olduk. Evet. Bu vesileyle de şey yani sizin arkadaş cenahı sadece okul anlamında değil ama hayatında bir başka boyutunu, başka yönünün olduğunu anlatmış olduk. Tabii her şey kanun değil arkadaşlar. Bir iki cümle yapalım mı? Tabii başkanım buyurun estağfurullah. Ya her şey kanun değil. Kanun belirleyicidir. Yazan ama müzakerede kanunun dışında iş çıkıyor. Ben rahmetli oldum. Belediye başkanımız, başkan yardımcımız toplu sözleşme yetkilisi kılınmış. Şimdi o siyaseten bize baskı yapan arkadaşlar ya biz de girelim falan. Neyse belli bir yere geldik. İşte oturduk. Görüştük kendi aramızda. Dedik ki dört dördün altına inmiyoruz. Genelse yükselkeme gidelim. Tamam mı? Tamam. E ne bilen biz işverenin 3.5-5 deyip 8.5 vereceğini. Biz dört dördün altına girmeyeceğiz. Yani tamam orada bırakalım dedi. Onun altına inmeyelim dedi bize. Geldi işveren arkadaşlar dedi 3.5-5 veriyor. Biz hayır. Ya ne oluyoruz dedim ya. Dört dörde razı 8.5'a gidiyoruz ya. Oradan arkadaşım bir ya buçuk dedi. Samimiyete istinaden diyor aslında yani. Art niyetli değil ama. E sonuçta arkadaş öyle değişir. Bu konu burada bitmiş dedi. Ben gidiyorum. Bıraktı gitti adam. Allah'ım gitti kaldı toprağa. Ya arkadaşım siz manyak mısınız ya? Biz 4-4-8'e razı mıydık? Razıydık. La oğlum 3.5-5-8.5'e de damgıldık. Biz hayır diyoruz. Siz nerede yaşıyorsunuz falan? Sonra dedim ya sen buçuk kime yakışır diye niye söylüyorsun? Sonra yattığı gün beni çevirdi. Ya bu çapıncılar ne diye getiriyorsun sen dedi. Bir daha bunları getirsen bu sözleşme burada biter. Girmezsin. Ya başkanım. Bunlar işte sizin arkadaşlarım. Bu işin arkadaşı falan olmaz. Ne diyorsun sen dedi ya. Ben belediyenin böyle uşak bana bu parayı iyi kullan diye oy verdi. Siyaset yapacaklarsa gitsinler partilerinde yapsın. Onun için arkadaşlar her şey bazen kanun, nizam olmaz. Bu 30 yıllık ömrümüzde neler gördük, neler yaşadık. O benim arkadaşım diyor. O da beni çekiyor odaya. Çapıncılar ne getirdin sen diyor. Bir daha gelsen bunlardan diyor. Kesinlikle diyor imza atmam diyor.
Ama öbür tarafta da bizim abimiz asarız, bizim dedemizden çıkma abi, madalyanın bu tarafı öyle değil. Onun için bu söyleşiyi bize hazırladığınız için bizim arkadaşlar da bu vesileyle daha detay bilgi almış oldular. Biz de onları bilgilendirmiş olduk sizin sayenizde. Biz teşekkür ederiz. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Arkadaşlar gelecek, bir plaket takdimi yapmak istiyoruz size. Katılın. Ha, 1 Mayıs... Soru varmış başkanım. Pardon, buyurun. Soru varmış. Ha, buyurun. Sayın başkanım, işçi haklar hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu haklar yeterli düzeyde. Anlamadım soruyu. İşçi haklar hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu haklar yeterli bir düzeyde mi şu an? Hayır, donum olmadığını söyledim ben. Evet. Baştan söyledim, dedim ki uluslararası normuna göre Türkiye Cumhuriyeti imza atmış Avrupa Birliği İLO Sözleşmesi'ne. İLO Sözleşmesi'nde şunu dedi. Ülkesinde Avrupa kanunlarına aykırı bir sözleşme varsa Avrupa Sözleşmesi yürürlüktedir. Ona göre hareket etmek, ona göre hüküm vermek zorundasın der. Ama İLO'da iş güvencesi olmasına rağmen bu ülkede iş güvencesi uygulanmaz. Bunu baştan söyledim. Yeterli değil yani. Biz, şimdi arkadaş Halil Bey şunu söyledi. İşçi de işin ne anlıyoruz dedi. Ben de dedim ki, kendi maaşını belirleyemem. Ama gecesini gündüzünü, yaşadığı şehri, yaşanabilir hale getiren, hatta bunun için eşini, çoluğunu, çocuğunu terk eden kişiye işçi denir. Onun için yeterli değil, yeterli. Ya bugün bak işte bizim kadronun işi. 5100 lira maaş alıyor. Versek bu siyasilere, versek işçilere 5100 liraya geçirebilir mi? Ben geçen hafta organize sanayideyim. Şimdi grup, siyasi grupları dinlediyseniz ucuz işçilik mi, göçmen mi denir? Sanayide ucuz işçilik için göçmen miyiz biz? Şu anki mevcut iktidar da bunun yanlış olduğunu söylüyor. Başka bir boyuta giriyorsun. Ha bunun için zor mu koşullar? Zor. Ha burada bizim hatamız var mı? Hayat bizim de hatamız var. İşçiler de hata var. Sıra bakmıyor kimse. İş de beğenmiyoruz. Mesela lişeci Soner Bey yok burada. Kafede temizlik işlerine yollamışlar arkadaşı. Ben temizlik işlerine çalışmam. Niye dedim? Ben yapamam orada dedim. Ya kardeşim niye yapamazsın? Belediyenin işi. Orada çalışanlar dedim, farklı bir millet. Başka bir dünyanın insanı, biraz daha konuştum. Ben çalıştım dedim ya, ben süpürgecilik yaptım, çöp yaptım. Ha, benim şefim de yavru oturuyor çöpte. Cat diye dinlendiler beni, çöp süpürgecilik yaptım. İşleri yapmadım. Gömür attığında yaptım, ben işçiyim. Ama ben burada çalışamam diyorsan, sende bir sorun var. Bedensel ve zihinsel işçi olamamışım demek. Bunu da malzeme olarak işveren kullanıyor. Kusura bakmayacak. Bugün yeterli dersen, yani kendimizi inkar etmiş oluruz. Yani işçilik ücretleri ve işçilik anlayışı. İnsan yerini bulmak. Ya bırakırsan Uşak Belediyesi'nde bile şirketlik adamı hala taşeron diyor. Daha 15 gün önce kavgası etti. Benim yanımda taşeron diyemezsiniz. İnsan sonuçta. Şimdi Nihat abi de işçi, Haşim abi de işçi. Bunu ayırabilir misin metot olarak? Veya Yakup, ikiniz aynı yerde çalışmıyor musunuz? Şimdi buna Yakup o taş oran diyecek, Nihat abiye bizim elemanımız diyecek. Nasıl yeterli diyebilirim ki buna? O zaman ben kendimi inkar etmişim. Ha bu şu demek değil. İş yerini gram, yuram, savuram, böyle bir şey değildir kastım. Biz Uşak Belediyesi'nin sosyal ortağıyız. Kabile sıra da sosyal ortağıyız, kabile etmesinler.
Ha bu Recep Tayyip olur, Haşim olur, Nihat olur, Ahmet olur mu? Sosyal ortağı kardeşim. İyi midir? Yeterli değil. Kesinlikle. Çünkü bu insanlar günlük bir sigara ise 16 lira bir sigara ise kaç para? 25 lira. La oğlum her gün 25 lira verdim buna ya. Günlük 25 lira. 10 günde 250 lira. 20 günde 500 lira. 30 günde 750 lira. Zaten maaşın 4'te 1'e gitti. Çay ısımı da gerek yok. Şimdi bunu yeterli dersem ben kendimi inkar etmişim. O zaman bana şefim der ki, süpürdüm gibi ne unutmuşum beni ya. Sanırım yeterli cevap oldu. Olmuştur başkanım. Teşekkür ederim. Sıla konuşmayı. Bu muydu? Sıla baskı başkanım konuşmayı. Başkanım. Hayır soru bu kadar mıydı? Başka sorusu. Ha, pardon. Arkadaşımız ne varmış? Başkanım öncelikle iyi akşamlar. İyi akşamlar. İşçilerin uğradığı mobbing problemi hakkında size bir soru sormak istedim. Psikolojik işçiyle. Sizce işçiler bunu nasıl yenilebilir? Şimdi bununla ilgili mobbing, o da yeni yürürlüğe girdi. Psikolojik baskı. Hadi lan demek mobbing. Yal lan demek mobbing. Bunu yenmenin bir türlü şeyi var. Şimdi arkadaşımız nereye gitti demek arkadaş? Çıktı galiba. Çıkmış başkanım burada. Soru soruşun bitmiyor şimdi. Ben senin soruyla elintili. O oradan dinleyecek galiba başkanım. Yani yeterli olmuş olsa bu mobbingi kimse yaptırmaz onu. Buradaki sorun şu arkadaşlar. Türkiye'deki sorun şu. Biz yarın işsiz kalma kaygısı çeken bir toplumuz. Biz yarın işsiz kalma kaygısı çektiğimizden dolayı bazı şeyleri sinemize çekeriz. Bunu yenmenin yolu nedir? Mücadele. Mücadele, mücadele. Geliyor bize soruyor işte, bize şöyle yap, böyle kardeşim bir dilekçe ver. Vekaleti getir, bize gereğini yapalım diyoruz. Ama ne dilekçe veriyor, ne vekalet veriyor adam. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için Japonya'da bir yerde üretimle alakalı sanırım bir anastot dinlenmişti. Müdürü, firmanın müdürü toplarmış şeyi, işçiyi beraber gülerlermiş. Ah iyi, ah ya hadi işe gidelim. Tabii işverene demiş daha ya böyle müdür mü lan kardeşim? Bu şöyle işte bilimsel şu kadar mesai çalışmamız lazım, şu kadar işçiyle şu yapılması, teknik anlamda yapmış adam da kafa yatmış. Üretim artıracakken. Neyse, üretim artıracakken bu üretim düşmeye başlamış. Farkına varmadan. Soruyor mu? Ya kardeşim diyor. Adam metot diyordu. Bilimsel diyordu. Sadece topluyordu işçi. Aa o gülüyordu. Böyle randıman alıyordu. Siz şöyle bilimsel olacak, böyle bilimsel olacak. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız dediniz. Biz size tamam dedik. Şimdi bu kadar üretimden biz geriye gittik. Bunun sebebi ne? Topluyor işçiyi. Diyor ki ya siz bu müdür olarak ne diyor? İş bu kadar üretiliyordu. Şimdi bu daha başarılı bize göre ama üretim. Ya sayın İşte Ahmet veya patron adam neyse ya o adam geliyordu bizimle gülüyor. Bu oturuyor içeri. İşte etresi bu, metresi bu. Bunun dışına çıkmıyor. Onun için moral motive olarak biz bu adamdan az almıyoruz. Biz moralle çalışmıyoruz. Ondan dolayı da üretim olmuyordu. Hani aslında bu karşılıklı empati yapımız. Biz işçiye, hadi arkadaşlar böyle dersek başka çalış, bunu yapacak dersen başka çalış. Biz biraz da işveren olarak kendimizi geliştirmemiz lazım. Biz İlhan Usta bir taş kesmede sürmüşlerdi bizi. O
30 kişi 13 metreyi kesme düştü. 30 kişi 13 metrekare ekibe çıktı, değil mi? Sonra dediler ki, kavgadan sonra, ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz dedik. Ya biz bir şey istemiyoruz, biz 8 saat çalışıyoruz, gidiyoruz. Siz ne istiyorsunuz? Biz random edeceğiz. Böyle dedim, giden bu ya. Nasıl edeceğiz? Ya kardeşim dedim, siz bir hoğa çekiyorsunuz, bütün öbürleri öldürüyorsunuz. Siz hoğa çekmesini bilmiyorum. Ne yapacağız? Ya gelirken dedim, bir kaka Samsun getirin ya. Bir kilo çay, bir kilo çay. Arkadaşlar, siz 20 metreye çıkarın. Başka bir şey istemiyoruz dedim. Karışmayın gerisine. Yapalım. Dene. Ondan sonra topladılar. Bizim de iki postaya yaydılar. O 13 metre hepimiz çıkaramadık. Biz iki postaya yaydık. Dediler ki bize 20-20-40 metre çıkarın. İşte 5 saatte çıkarın. İşte 6 saatte. Biz o 40 metreyi çıkaracağız diye usta. Bitireceğiz işi de. Şartele tornavida satıyordu. Zaman kaybetmeyen. Öyle midir? Çay molası, tuvalet molası yok. 40 metreyi bitireceğiz dinlence. Ondan sonra beni çağırdılar. Nasıl oldu bu? Siz karışmadınız. Müddetçe bu devam eder. Siz karıştınız. Ben şunu anlatmıyorum. İşveren işini takip etmesini anlatmıyorum. Bizim dediğimiz sosyal hafta iş barışı diyoruz ya. Sen bunu vurun, kırın. Yok abi. Ne vurabilirsin, ne kırabilirsin. Sadece kendini tatmin edin. 8 tane belediye başkanı değiştirdim ben. 8 tane. Kim ne geldi, kim ne gitti. Hatta benim başımda belediye başkan yardımcısı Ziraat Bankası köşesinde bekliyordum. Bilir. Çalışacak. Ben de böyle süpürmüyordum. Şöyle süpürüyordum yani arkamda. Seni de süpüreceğim bir günde. Şimdi Allah rahmet eylesin diyeceğim. Ama öbür dünyada helalleşeceğim. Şey, hesap kışımı, hayret hakkımı da helal etmiyorum. 3,5 yıl bu köşede başıma gidiyor. Karışmıyor, aciz ediyor. Geliyor bu, Ziraat Bankası Kuşak merkezde, caddede. Köşede de simitçi var. Simit alırdı, arkadaş. Şey de, şey de söyle, beni takip ediyor. Normalde böyle sürmemiz gitmemiz lazım. Bakalım ama ben de böyle sürdüm. Hayır, mobbing yapmak bir şeyi kazanmıyor ama mobbingin önüne geçmek için bu tür yasalarla güvence halini almadığı müddetçe işçi, yarın iş kaygısı olduğundan dolayı hadi lan falan dinlememiz lazım. Ondan dolayı da dava açacağız. Açamıyor muyum? Yetersiz mi? Neyse yani. Mobbing hakkında söylenecek çok şey var ama yani hukuk anlamında biraz geliştirilmesi lazım. Teşekkür ederiz başkanım. Biz teşekkür ederiz. Sıla'dan da bir kapanış konuşması alalım. Bitti mi? Evet, evet. Bitti başkanım. Biz teşekkür ederiz. Söyleşinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşekkür plaketini takdim etmek için Uşak Üniversitesi Halk İlişkiler 3. sınıf öğrencilerini sahneye davet ediyoruz.